Anneciğim meyve zamanı. Bir mola ver bakalım. Yemek istemiyorum. Aa, neden? Ama sen çok seversin meyveyi. Hem bak sağlığına da çok faydalı. Peki ya dünya için? Peki tamam. Sevgili anneciğim, babacığım, yazdıklarımı size yüz yüze de söyleyebilirdim. Ancak duanın sesini duymayı, işaretlerini izlemeyi, yorumlamayı unuttum. O yüzden yazarak anlatmak istedim. Markete beraber her gittiğimizde acereyle o ürünün nasıl yetiştirildiğine bile bakmadan hemen alıp çıkalım diyorsunuz. Oysa aceleyle aldığımız her yiyecekte benim geleceğimden yiyorsunuz. Bu sadece benim değil, doğamızın sağlığı için de o kadar önemli ki. Nereden mi biliyorum? Çok basit. Sadece araları merak edip haklarını da okuyarak başladım. Biliyor musunuz? Polen taşıyarak dünyaya yaşam katan arılar, böcekler, kuşlar ve onlar gibi birçok yararlı canlıyı tarımda ilaçlama için kullanılan pestisitlerle öldürüyoruz. Böylece tozlaşmayı ve doğal süreçleri zorlaştırıyor, geleceğimizi yok ediyoruz. O çok değerli topraklarımızı kimyasal gübrelerle tuzlandırıyor, verimsizleştiriyor, traktör gibi ağır iş makineleriyle ezip taşlaştırıyoruz. Toprağımızın üstünü çıplak bırakarak rüzgar ve yağmurla en değerli tabakanın yok olup gitmesine neden oluyoruz. Aşırı miktarda sulama yaparak toprağımızı verimsizleştiriyor, yaşamamız için muhtaç olduğumuz suyu heba ediyoruz. İşte siz o zaman geldiğinizde bu yüzden üzgündüm. Çünkü bir araya gelip bir çözüm üretmeli ve bu gidişe dur demeliyiz. Nasıl mı? Çok basit. Ekolojik, doğaya zarar vermeyen tarım ürünlerini tercih ederek. Ama bu kadar kolay görünmesine rağmen ne siz, ne ben, ne arkadaşlarım ve aileleri ekolojik tarım ve doğaya faydalı tarım yöntemleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. O yüzden size kızgınım. Markette aceleyle ne aldığımıza bakmadan, nereden geldiğini bilmeden sepetimize doldurduğumuz her meyve, sebze ve gıdada hepimizin geleceğinden yiyoruz. Ben artık yemeğimden korkmak istemiyorum. Ben artık çözüm istiyorum. Tarım zehirleriyle yetişmiş, mevsim dışı serada fazla enerji harcanarak üretilmiş, kilometrelerce uzaktan getirilmiş gıda yemek istemiyorum. Gıdamın sadece beni değil, gezegenimizi de beslemesini istiyorum. Bunun için işi aceleye getirmeden bilinçli yerel üreticiler tarafından doğayla dost üretilmiş ürünleri seçmekle başlayabiliriz.